Günaydın, mutlu günler sevgili seyirciler. Sağlıklı Yaşam'a hoş geldiniz. Bakalım bugün Sağlıklı Yaşam'da sizler için neler hazırladık? Hanımlar ekran başına. Saç dökülmeleri, istenmeyen tüyler, cilt problemleri, akne, sivilce ve daha fazlası hakkında tüm merak ettikleriniz için Herbalist Hülya Ceyla Çabuk Stüdyo konuğumuz olacak. Sakın kaçırmayın. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Sağlıklı Yaşam'da çok değerli bir konuğum var. Herbalist Hülya Leyla Çabuk bizlerle birlikte. Aslında sizler de kendisini çok iyi tanıyorsunuz. Hemen telefonları hatırlatmak istiyorum. 0212 625 58 33. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Çok iyi olduk. Sizi gördük, daha iyi olduk. Şeref verdiniz, geldiniz. Öncelikle yaz da yaklaşıyor aslında. Hani istenmeyen tüylerden bahsetmek isteyeceğim ama biraz bu işe nasıl başladınız? Çünkü bitkiler deyince aklımıza hep siz geliyorsunuz. Kısaca kendinizi anlatır mısınız? Şimdi efendim, bu işe nasıl başladın dediğiniz zaman iyi bir soru bu. Şimdi öyle bir şey ki, bu bitkinin esas bitki bilimini bilen benim ailem, yani anne tarafından geliyor. Bu Hekim Ayşe diye. Bunu benden Sağlık Bakanlığı istediği zaman ben 310 senesine kadar gidebildim, daha gidemedim. Maşallah. Ki onu Orta Asya'dan Hekim Ayşe olarak getiriyorlar. O zaman tıbbın daha az olduğu zamanlarmış. İnsanları tedavi etmek için, bitkiyle tedavi etmek için o Türkiye'ye yerleşiyor. O nesilden geliyoruz. Şimdi o kızına öğretiyor. Onun kızı o kendi kızına, o kızı kendi kızına, böyle nineden toruna, nineden toruna, nineden toruna geçiyor. Bunun içinde büyüyorsun zaten. Şöyle ki içinde büyüyorsun. Daha küçüksün, sana bir rüşvet veriyorlar. Bitki toplatıyor, bitkiyi tanıtıyorlar önce. Şu bitkiyle şu sepeti doldur diyorlar. Orada onu öğreniyorsun. Bu 6-7 yaşlarında oluyor. Sonra aradan zaman geçiyor. Tabii bunu büyüklerimiz kullanıyor, gelenlere kullanıyor. Şeylerden gelen oluyor, daha ziyade dışarıdan gelen oluyor, ilçelerden gelen oluyor, köylerden gelen oluyor. Onlar para karşılığında yapılmıyordu. Onlar o şekilde insanlara şifa olarak yapılıyordu. Bunun içinde büyüyorsun. Ne zaman ki sivilcen oluyor, diyor ki sana şunu şunu karıştır annen veyahut da nene. Bunu koy diyor yüzüne, hakikaten karıştırıyorsun, koyuyorsun. Bir ayda, iki ayda sivilce diye bir şey kalmıyor. Bir daha ömrüne de geri dönmüyor. Tüyün oluyor. En evvela genç kızda ne olur? Tüy olur değil mi? Evet. Tüyün olduğu zaman o ailenin gözüne ilişiyor. Bıyıklara sür diyor. Kolun altına sür diyor. Bu şekilde. Ne oluyor? Onu bedeninde öğreniyorsun zaten. Evde ne kadar görsen bedeninde öğreniyorsun. Ve zaten aile de bunu her gelen insanlara uyguladığı için veriyor, yapıyor, onlara veriyor. Onlar kendileri evde uyguluyor. O karmayı öğreniyorsun. Öğrendikten sonra ne oluyor? Bunu bedeninde öğreniyorsun. Ne zaman ki 48'de İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldiğim zaman bunun bendeki kalıcı olması, kardeşlerim okuyordu. Evde işe yaramayan bendim, beni gönderdiler. Ne oldu? Ben arkadaşlarıma yaptım. Karşı komşuma yaptım. O mahalledeki insanları uyguladı, mesela tüyüsü, saçı, efeme söyleyeyim sivilcesi. İnsanlar şaşırdı. Ve ben bu arada 8 sene kapı kapı gezdim. Yani insanların çağırdığı yere, mesela diyelim ki size geldim, sizden sonra arkadaşınıza gönderdiniz. 8 sene sonra kendim iş kurdum. Evet. Yani bir yer tuttum, orada insanlar geldi. Diyeceğim şu ki, yaptığın iş güzelse, yaptığın iş insanlarda kalıcı oluyorsa, insanlara bir şifa veriyorsan, o iş mutlaka senden beraber yaşar. Ben her zaman şunu söylerim. Beni bir kere aldatırsın, bilemedim iki kere. O kadar çok bitkici vardı ki bitkiciler kayboldu. Evet, doğru. Tabii kayboldu. Şimdi efendim şöyle bir şey var. Ben her zaman derim, ben Allah'ın eczanesini kullanıyorum. Duayı kullanıyorum. Bitkinin derman olduğunu herkes biliyor. Bunu bil. Bitki derman. Ama ne oluyor? O dermanın hakikaten hakkını verebiliyor musun? İnsanlara şifa verebiliyor musun? Gelen insanları memnun edebiliyor musun? O zaman sen olursun. Evet, önemli olan. O zaman kalıcı olursun. Ben mesela 69 yıldır çalışıyorum. Maşallah. Hiçbir insan, 69 yıldır çalışan insan gördün mü? Bir ömrüm daha olsa yine çalışırım. Neden? Bana bugüne kadar kimse teşekkür etmedi, Allah razı olsun dedi.
Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musun? İnsanların sorununu giderdiğim zaman dua alıyorum. Bana gelen insanların %90'ı her zaman derim, insanlar evvela doktora gitsin. Ondan sonra bana gelsin. Çaresi olmayan bana gelsin diyorum. Çaresi olmayan bana gelsin dediğin zaman bu insan nasıl bir şey yapıyor diye merak edersin değil mi? Evet. Bir merak eder gidersin. Ben şöyle söyleyeyim insanlara. Ben ikisine söyleyemedim. Anti-aging diye bir krem var. Bu evde yapılırdı. Evlenecek kızlara verilirdi. Benim çocukluğumda bunu görüyordum. Ne zaman İstanbul'a geldim mucize dediler. Kime verdimse. Ne zaman üretime geçtim anti-aging oldu. İkisine söyleyemedim. Diyemedim yani anti-aging diye. İnsanlar bana der ki nasıl genç kalıyorsun? Evet. Nasıl böyle yaşlanmıyorsun? O kremi verdiğim insana kim olursa olsun onu veriyorum diyorum ki bana ellerine koy. Yüzüne sürdün eline de koy. Eline koyduğun zaman elin birine koy birine koyma. Yataktan kalkmadan bak. Ama böyle güzel sür. Şimdi bana derler ya hep nasıl elim böyle olur evet, bu yaşta. Evet sizin ellerinizi bir yakından gösterelim. Ellerimi şöyle hocam. gösterdiğim zaman inan insanlar burada görüyorlar. Geliyorlar. Sahiden öyleymiş diyorlar. Zannediyorlar ki televizyona çıkan insanların makyajla, boyayla bu şekil oluyor. Ama eli değiştiremiyorsun. Evet. El olduğu gibi karşına çıkıyor. Yani diyeceğim kremi verdiğim insana bunu söylüyorum. Arkasından diyorum ki bir hafta sonra bana telefon et. Bizde ne var biliyor musun? Bir malını, bir ürünü satıncaya kadar konuşursun. Sattıktan sonra sahip çıkmasın. Türkiye'de bu var. Var evet doğru. Ben ürünü verdiğim insana derim ki bir hafta sonra yaşına göre diyelim ki siz gençsiniz siz bir hafta sonra telefon et. Benim yaşımda olana derim ki bir ay sonra telefon et. Bunlar çok önemli. Ne oluyor? O kremin mesela şeyini testini İtalya'da yaptırdım. Hani kırışığı ne kadar gideriyor diye. İtalya bana ne dedi biliyor musun? Ya ortak ol ya bu patenti bize sat. Yani Türkiye dedim bu kadar mı şey? Hani insanlar her şeyin Avrupa'sını alırdı ama yiyeceğin yerlisini alırlardı. Yani doğayı kullanmasını biliyorsan eğer insanlara şifa oluyorsa tonikle onu kullan. Kullandıktan sonra bana telefon et. Bir hafta sonra. Bu bir haftada ne olur? Bunun en güzel tarafı ne biliyor musun? Kırışığı açıyor. Eksiği de insanların gözünün yanında. Genç kız. Evet. Mimikleri çok olduğu için gözünün yanı kırışıyor. Ne oluyor? Boyun kırışıyor. Bu çok önemli. Ben kendimi bildim bilese 25-30 yaşından sonra kullanıyorum. Ben şunu diyorum. Eğer insanlar kullandığı müddetçe hayatta yaşlandığını ben etin yaşlanacağını düşünemiyorum. Yeter ki onu bilinçli olarak kullanabilirsin. Bir de şey vardır. Tüyü. Evet. O anlattığım krem. Tüyü de hiç insanlar tüysünü çıkarmaya gerek yok ki. İmkanım olsa da size bazı insanları getirsem, o gencecik insanları, o anneyi getirsem ne kadar zaman kullanmış ve bir daha ömrüne tüy görecek mi? Yok öyle bir şey. Yani bu hamamotu değil, bu jilet evet. değil. Hemen tüyü kesip almıyor, yok öyle bir şey. Tüy yerinde kalıyor, alnımızda tüy var. Alnındaki tüyü görebiliyor musun? Yanağımızda tüy var, onu görebiliyor musun? Hayır. Göremiyorsun. Bütün vücutundaki tüyü o hale getiriyor. Verim olmuyor, verim düşüyor. Yani kol altına kullan, bikini kenarına kullan, bacaklarına kullan, bıyığına kullan, yüzüne kullan. Yüz ayrıdır, vücut ayrıdır. İnsanlar, ben şöyle derim bazı konuştuğum yerde. Eğer bir insan 2-3 sene kullanmışsa ona ödül vereceğim. Bir tanesi çıksın telefon etsin. Tüyüm özellikle maalesef. Size tabii. Bir insan gidiyor. Senelerce nazara gidiyor, senelerce epilasyona gidiyor. Bilhassa yüze giden insanların o yağlı yere birkaç defa iğneyi batırdığın zaman delik oluyor. O delik siyahlaştığı zaman bana geliyorlar. Tabii o zamana kadar duymamış oluyor. Evet. Siyahlaştığı zaman. Yüz için, tüy için olanı veriyorum.
Bana 3 ay sonra telefon et diyorum. 2 ay sonra telefon et. İnanır mısın, böyle koyuyorsun değil mi? Şöyle koyuyorsun. Şurandadır kıl. Telefon ettiği zaman veyahut da bitiyor elindeki, almaya geldiği zaman Leyla'nın burnumdan anlamada koyabilir miyim diyor. O kadar da güzel yapar. Yani tüyü kullandığın, tüy bitkisini kullandığın yerdeki cilt değişir. Hani nereye kullanırsan kullan, oradaki cildin hani delikler gider. Cildi güzelleştirir. Mesela birçok insanlarda yağlı yerlerde kıl dönmesi olur, sivilce evet, olur. Evet, çok oluyor. Onu unut. Onu zaten bir ay sonra hayatın sonuna kadar o kıl dönmesini göremezsin. Böyle bir şey burada söylüyorum. Bana gelen insan, sizden sonra gelen insan aynı orada söylediğimi söylüyorum onlara. Telefon et diyorum. Bana edemezsen benim görüştüğüm insana telefon et. Hangi ekranda gördünse, hangi televizyonda gördünse özellikle oraya et diyorum. Ondan sonra bir insan kendine güvenmese, bu kadar bilgisi olmasa tabii veyahut ki da yaptığı işten bu kadar emin olmasa konuşabilir misin? Elbette konuşamaz. Konuşamazsın. Ama artık sizi herkes tanıyor. Şimdi hocam ben, çok ben herkes dualıyorsunuz sürekli. Herkes tanıyor da ulaşamıyor. Niye ulaşamıyor? Şimdi mesela seçkin mağazalarda bulunuyor. Yani bütün ürünlerim eczanelerde bulunuyor. Ha orada bulunamadığı zaman telefon ediyorlar. İnternete giriyorlar. İnternetten bulunuyor. Şimdi efendim şöyle bir şey var. İstanbul büyük şehirler için demiyorum. Anadolu tüyü de çok önemli. Evet. Anadolu'ya. Anadolu, ben daha bir insan alıp da 3 paket kullandığını görmedim. 3 paket kullandığını görmedim. Yani pakette nedir? Tüp olarak kullandığını. Mesela yüzüne, yüzün nebatına kadar şu kadar. Şöyle şu kadar yüzüğü nebada. Ama vücudun öyle değil. Ayağından kısığına kadar sürüyorsun. Tabii. Kolun dersen bütün koluna sürüyorsun. Yani bunu kimisi haftada 3 kullanıyor. Kimisi 2 kullanıyor. Kimisi 1 kullanıyor. O tüyünün kalınlığına göre. Daha ziyade erkekler çok kullanıyor. Onu soracaktım aslında, erkekler de hani şikayetçi olan erkekler var, onlar da kullanabilir değil mi? Şimdi efendim ben bir taraftan saçta yaptığım için erkekler geliyor, başında saç yok ama sırtında etini göremezsin. Göğüs kısmında etini göremezsin. Ellerinin buralarına kadar tüy ve parmakların üstü tüy. Şimdi onlara diyorum evvela kolunu kurut, ondan sonrası gerisi kolay. O zaten kolunda akının normal tüye gittiğini görüyor. Kullandıkça ha geri kalan yerini kullanırsın. Onlardaki kalın tüy oluyor. Kalın tüy olduğu zaman haftada 3 defa kullanıyor. 3 defa. Tabii 3 defa kullanıyor. Ne kadar kullanırsan o kadar çabuk geri döner sana. Ne kadar az kullanırsan o kadar. Mesela hanımlarda bazılarında o kadar az tüy oluyor ki haftada bir kere kullansa yetiyor ona. Yani zaten içinde prospektörü var. İçindeki prospektörü okuyup da aynısını uyguladığı zaman özellikle size mail atsın, bana mail atsın. Bu çok önemli. Yani tüyü. Diyelim ki sizin cildinizde olan bir insan, benim cildimde olan bir insan. Normal bir tüyde olan insan. Yaza kaç ay var? Diyelim ki 4 ay var, 3 ay var. 3 ay sonra sonucu alır. Çünkü bana gelen, biraz evvel dedim ya, bana gelen, kızlarını getiren, hatta kızları psikolojik duruma düşmüşler ki yani tüyden mütevellit buraya kadar giyiniyorduk dedi. Ellerimizin üstüne kadar tüy vardı dedi. Hasbelkader o anne geldi, ben verdim. O da kullandı. İnanamadı ki, kendi inanamadı. Ama bir gün o anne ile kızları getireceğim. İnşallah. Yani, tabii. Onlar yaşayanlar konuşsun. Ben konuştuğum zaman, benim gibisi konuştuğu zaman ne oluyor? Herhalde ürününü tanıtıyor derler. Ama yaşayan konuştuğu zaman öyle demiyorlar. Niye diyorum? İnsanlar bir kere gelsin, bir daha gelmesin. Böyle bir şey var mı? Yok. Evet. Hani siz bir şey alırken hani bir kere alsın bir daha almasın diyebilir misin? O zaten bir kere aldığı zaman aradaki farkı görüyor. Farkı görüyor. Size şöyle bir şey göstereceğim. Mesela şu genç bir kız. Evet, sivilceli. Bu genç bir kız. Sivilceli. Şimdi bunu, bu insan yüzüne baktığın zaman, yakından çektiğin zaman ne oluyor? Yüzü hep böyle iltihap yani. Evet. Neresine dokunacağını bilemezsin.
Üstelik bu ikisine de Roaccutan mı ne bir ilaç kullanmış bilmiyorum. Yanlış söylüyorum herhalde. İmza atılıp ilaç kullanmış. Bana mısın dememiş. Yani böbreklerinde bir sorun olmuş, bırakmış. Bu insan hayatının sonuna kadar bir daha sivilce görecek mi? İşte ne var biliyor musun? Bitkinin en güzel tarafı bir daha geri dönüşü yok. Geri dönüşü. Bir de zararı yok. Hayır. Yan etkisi yok. Zararından daha ziyade faydası var. Evet. Sürdüğün yerde, ulaştığın yerde ve bir daha aynı sorunu yaşamıyorsun. Mesela size bir bey göstereceğim. Şu bey. Bu vitiligo. Hastası. Evet. Vitiligo. Hem saçı yok hem vitiligo. Bu bana geldiği zaman saçı için geldi. Vitiligosu için gelmedi. Bunun başı aktı. Başı akma dediğin zaman insanlar acaba ne akıyor diye merak ediyor. Evet. Başı aktıktan sonra bu şekil saç oldu. Bunun ömrünün sonuna kadar saçının vitiligosunu görecek mi? Görmeyecek. Görürse zaten ben burada konuşuyorum. O insan bana ulaştığı zaman siz böyle böyle konuştunuz. Ben bunu tekrar yaşıyorum dediği zaman benim verilecek cevabım olacak. Olamayacak, bir de burada konuşamayacağım. Doğru. Egzama, sedef, saç kıran, vitiligo, liken. Bunu her seferinde söylüyorum. Bu kronik cilt rahatsızlığı. Bunlar doktora gittikleri zaman zaten tanısı konulmuş insanlar. Gidiyorsun, veriyor ilaç geçiyor. Gidiyorsun, veriyor ilaç geçiyor. Hiç siz 31 senedir egzama sedef tedavisini gördün mü? Ben ilk defa gördüm. Evet. Kimisi geliyor 4 sene tedavi olmuş, kimisi geliyor 31 sene. Tedaviden sonra birçok insanda bu şikayet var. Dediğim şeylerin saç kıran, sedef, ben bunu sedef benim işim değil. Sedef tıbbın işi. Ama ne oluyor? O saç kıran için bana geliyor veyahut da saçı için bana geliyor. Aktığı zaman en evvela ayaklarında, bacaklarında, ellerindeki geçiyor. O kendisi söylüyor. Ben böyle böyle geldim, şu kadar zaman gittim. Böyle bir şey olmadı. Akma diyorsun. Akma nasıl bir şey? Nedir akma? Şimdi bak, parmak araların, ayak topukların çatlar, parmak araları çatlar ayakta. Niye çatlar? O belli bir şeyden sonra, lapayı koyduktan sonra, lapa çok önemli. Zaten şöyle söyleyeyim. Şimdi bir sivilcen olsa, bir çıbanın olsa antibiyotikten içeri sokuyorlar. Bunu gördüm. Ama eskiden bir çıbanın olsa kara sakız kollarda, soğan kollarda şibi yaparlardı. Bunu dışarı akıtırlardı. O ifrazat dışarı giderdi. Şimdi efendim şöyle bir şey var. Bu saç mesela, saç kıranı ben nasıl çıkarırım? Sedef nasıl geçer? Böyle bir şey var mıdır, yok mudur? Bu hastalığı yapan neyse vücuttan atıyor. Vücut da kulak arkalarından atıyor. Kulak arkasından sıvı gelir. Şöyle sıvı gelir. Sivilceyi düşün. Sivilceyi sıkarsın, içi çıkar değil mi? Evet. Arkasından da zamp gibi bir su gelir. Dikkat et. O zamp gibi su belli bir şeyden sonra, eğer içeride mesela kronik olan vardır, 2 sene olan vardır, 3 sene olan vardır, 10 sene olan vardır, 20 sene olan vardır, bir de 30 sene olan vardır. Herkesin ne kadar kronikse o kadar süre uzar. Evet. Ama 30 sene uzamaz, 20 sene uzamaz, 5 sene uzamaz. Yani ben daha bana 4 sene gelen insanı görmedim. Yok öyle bir şey. Efendim bir rahatsız olursun. Ne bileyim, şekerin olur, tansiyonun olur, başka bir şeyin olur. Ölünceye kadar ilaç alırsın. Ölünceye kadar alırsın, evet, çünkü bu senin sağlığın, mecbursun almaya. Bana sorunu olup da gelen insan, 5 sene gelen insana ödül vereceğim. Yok öyle bir şey. Ve bir daha da geri dönüyorsa, geri dönerse inan ona da ödül vereceğim. Niye bunları söylüyorum biliyor musun? İnsanlar inanmıyor. Niye inanmıyor? Hanımefendi, size şöyle söyleyeyim. Size her dakika burada iyi olacaksın deseler, her yere gittiğinizde tamam burası tam yeri deseler, hüsran olsa, siz bana geldiğinizde inanır mısınız? İnanmasın değil mi?
Ben olsam ben de inanmam. Sizi tanımasam inanmam ama sizi tanıdığım için inanırım şu İnanırsın. An. Biliyorum tanıdığın çünkü. İçin inanırsın. Şimdi mesela şu insan, bak, gencecik bir insan, bunun saçı niye dökülür? Bunun saçı niye dökülür yani? Aşağıdaki haline bak, yukarıdaki evet. haline bak. Bunu, bu egzama, yani egzama uçlara yerleşir, ayağa yerleşir, ele yerleşir, apışırasına yerleşir, başa yerleşir. Bu egzama. Bunun derisindeki sorunu aldıktan sonra bütün saçı gelir. Bir daha da hayatının sonuna kadar bu saç dökülürse bu insan kendini görüyor her zaman da. Saçı dökülürse gelsin beni. Ben diyorum bazısına ben Türkiye'yi terk ederim. Böyle bir şey var mı? Ama doğal saçı geliyor. Şimdi bu ayrı bir şey. Bu da liken. Liken nedir? Evet. Yani bunu tıp bilir, halk bilmez. Evet. Şöyle ki liken deri kaybı oluyor. Deri kaybı olduğu zaman yani başımızdaki yani tüyünün altında belli bir deri var. Üstünde de bir deri var. Alttaki doku kaybı oluyor. Doku kaybı olduğu zaman çukurlaşır. Çukur 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 olur. Ondan sonra saç dökülür. Aşağıya bak. Evet. Aşağıya bak. Ne yani, kadar sürede tedavi oldu bu hocam? Şimdi bu insan hiç ilaç kullanmamış. Hı hı. Bu bana 18 ay gelir. 18 ay. Eğer ilaç kullanmış, baskılamış olursa 20 ay, 24 ay gelir. Tabii süre uzuyor. Evet. Bir defa zaten derideki sorunu almak. Her hafta bitki koyuyorum. Yani şu 5 rahatsızlığı mutlaka bana geliyorlar. Evet. Hani öbürleri şu. Laftan lafa geçiyorum kusura bakma. Olsun. Şu saç. Hayatının sonuna kadar bana gelmesin, alsın kullansın. Beni tanımasın bile. Alsın kullansın, 3 ay sonra size telefonasın. Acaba 18 ay sonra ne diyeceksin? 3 ay sonra. 3 ayda dökülme duruyor. O dökülme sıfırlanıyor. Ne oluyor? Deri iyileştikçe nasıl şöyle söyleyeyim size. Sizin bir bahçeniz var. Toprak güzel oldukça verim nasıl oluyor? Artar tabii. Ben her zaman onu derim. Ben saça hizmet etmiyorum ki. Ben saçın tarlasına hizmet ediyorum. O saçın derisine hizmet ediyorum. Saçın derisindeki sorunu aldıktan sonra acaba bir daha o sorunu yaşayacak mısın? Nasıl biraz evvel dedim ya, ele yerleşir, ayağa yerleşir, apışırasına yerleşir, başa yerleşir. Egzama budur. Ama onun yerleştiği yerde ayağınıza bile yerleşse ne oluyor? Onun yerleştiği yerdeki et farklı olur. Parmağı, iki parmağınızda hep böyle çıkar. Veyahut da üç parmağınızda çıkar. Evet. Veyahut da elinizin içinde çıkar. Elinizin içinde çıkar. Hiçbir yerinde yoktur, elinizin içinde. Sert olur. Bazısı kanar, bazısı krem sürer. O hep öyle gider. Hep öyle gider. Ne zaman ki başı akar, hayatın sonuna kadar bir daha görmez. Mesela şu beye diyorum. Bu beye bak. Bu alsın kendi kullansın. Bu mantar. Mantar nedir diyeceksin. Mantar dededen toruna geçer. Öyle bir kelliktir. Ama genetik biraz. Tabii o genetiktir. Dededen toruna geçer. Dededen zaten mantar bizim bünyemiz yapıyor. Ürememiz için tabii. Mantarın olması gerekiyor. Ama ne oluyor? Fazlası zarar. 30 yaşında insanın yüzünde de sivilce var. 14 yaşında insanın yüzünde de sivilce var. Siz buna 30 yaşında sivilce diyebilir misiniz? Mantarlı olan insanın hep başından sivilce çıkar. Hep sivilce çıkar. Hepsi. Tabii. O sivilce bittiği zaman saçta kendine gelir. Şimdi bir tane daha göstereyim. Şu çocuk 3 yaşında. Bana geldiği zaman 11 yaşındaydı. 3 yaşında saç kıran oluyor. Siz buna diyebilir misiniz? Üzüntüden dökülmüş veyahut da sıkıntıdan dökülmüş. 3 yaşında çocuğun pek sıkıntısı olmaz. 3 yaşında çocuk. Bana geldiğinde 11 yaşındaydı. Ben ilk seriye çocuk alamam. Niye alamam biliyor musun? Bazı çocukları alıyorum. Mesela gözünün içinde bir sorun olmuştur. Kimisini bana hastaneye gönderir alırım. Bunlar yani çok küçüktür. 6 yaşındadır, 7 yaşındadır. Yani kortizon vermek istemezler. Anladım. Tabii. Şimdi bunları alıyorsun. Bunun başı bak mesela. Şurada
akar kan, çocuk daha akıyor. Saç gelmiş ama akıyor. Gözünün altına bak, dikkat et. Gözün altları mor mor. Evet. Bütün buralarından akan yerler kırmızı kırmızı olur. Kulak arkaları. Bu acaba bundan gitmişken bunun neslinden de gidiyor. Yani ondan gelecek zürriyetten de gidiyor. Doğru. Şimdi sedef, saç kıran, egzama, vitiligo, liken. Bunlar nedir biliyor musun? Mesela diyelim ki ilerlemiş olarak mantar egzamaya çevirebiliyor kimsinde. Egzamaya çevirdiği zaman, daha ilerlemiş, gelecek nesline girdiği zaman sedefe, saç kırana çeviriyor. Evet. Neden? Hep hormonla besleniyorsun. Hep hormon, hormon, hormon. Ne oluyor? O insanda tamamen değişiyor. Niye değişiyor? Ama gelecek nesilde başa aktıktan sonra bir daha o onun neslinde olmaz. Kardeşi vardır, kardeşinin torununda olur. Ama onda olmaz. Ama kendisine ve çocuğunda olmaz. Kendisine, çocuğunda olmaz. Şimdi mesela bak, şu be ne kadar ilk başta dökülürken alsın insan. Bu her yerde satılıyor. Seçkin mağazalarda bulabilirler, eczanelerde bulabilirler. İnsanlar alsın, saç setini okusun, kullansın. Özellikle size telefon etsin. Evet. Bu çok önemli. Niye biliyor musun? Siz insanların gözü kulağısınız. Ben size gelmesem insanlar beni nasıl ulaşacak bana? Nasıl tanıyacak? Nasıl bulacak? Önce yine bir tedirginlikle geliyor. O geçer dediğim zaman şöyle bir yüzüme bakıyor. O kadar çok umut dağıtan oluyor ki çünkü çok. İnsanlara. Sömürülmüş insanlar evet. Geliyor bana. Onlar da tabii doğal olarak. Yani inancı yok olmuş insanlar geliyor. Ama 6 ay, 1 sene, 3 ay herkesin yaş durumuna göre geçtikten sonra diyorlar tamam biz yerine geldik. Evvela derideki sorunu alıyorum. Dikkat et. Derideki sorunu aldığın zaman verim başlıyor. Evet. Daha bayağı bir konuşacağız hocam. Kısa bir reklam aramız var. Evet sevgili izleyicilerimiz, aslında reklama da gitmek istemiyoruz. Çok güzel hocamız anlatıyor. Telefonları alacağız. 0212 625 58 33. Çok kısa bir aramız var. Bizi izlemeye devam edin. Hanımlar ekran başına. Saç dökülmeleri, istenmeyen tüyler, cilt problemleri, akne, sivilce ve daha fazlası hakkında tüm merak ettikleriniz için Herbalist Hülya Ceylan Çabuk Stüdyo konuğumuz olacak. Sakın kaçırmayın. Evet sevgili izleyicilerimiz, sağlıklı yaşamda devam ediyoruz. 0212 625 58 33 telefonlar kilitlenmiş durumda. Tüm telefonlara cevap veriliyor. Tekrar ediyorum, 0212 625 58 33. Evet, saç diyor dedik, saçta kaldık. Saçla devam edelim. Çünkü herkesin saç sorunu var. Şimdi herkesin saç sorunu var. Şu insan kendi alıp kullanma. Kendi alıp kullanmış. Yani daha dökülürken. Evet. Dökülürken hafif derileri açılmaya başlamış. Bir sene sonra getirdi bunu bana. Bir sene sonra. Özellikle ben ona rica ettim. Dedim ki bak, ben size vermiş olduğum ürünün yarı fiyatını alacağım. Fakat bunu şey olarak haftada bir kere koy. Bu fazla, her gün konulmuyor, haftada bir kere. Bir sene sonra iki saçım bana getir dedim. Bu o. Şimdi bir tane daha var bak. Saç insanı ne kadar değiştiriyor. Saç en büyük aksesuar. Şu da saç. Evet. Onu da önler bayağı boşmuş. Tabii. Şimdi bak. Şurada beye bak. O bayağı. Evet. İnanılır gibi değil değil mi? İnanılır gibi değil. Yani şu insana bak. Yukarıda saçına bak. Aşağıda ana bak. İnanılır gibi değil. Şimdi bu insana bu şekilde getirdiğin zaman, buna hizmet ettiğin zaman bu insan ne der beni, bana? Bana ne der? Dua eder. Ben olsam çok dua ederdim. Şimdi geçen gün bir tane bir hanım, benim çocuklarım dedi benim elimden bir şey yemiyor dedi. Bütün sedef. Ben onun saçı için geldi bana. Elleri geçti. Akıyor ama akıyor başı. Elleri geçti. Leyla Hanım dedi her gece namaz kıldığımda sana dua ediyorum. Şimdi hep dökülen saçlardan bahsettik. Bir de mesela sizin gibi, benim gibi olan insan. Saç boyalı, her gün fon yapılıyor. Ve her gün ekranın karşısındasın. Bu saçı tutmak için ne yapmak lazım?
soruyorum size. Hani insanlar şampuan derler. Şampuan saçın tarlasını temizlemez ki, saçın bakımını yapar. Bakımını yapan 5 numara diye bir şampuan var. 5 numara. Bu saçı verdiğim bütün insanlara saç olarak kullandığı. Bir de terapi şampuanı var. Terapi şampuanı nedir? Boyalı saç. İlk boyadığın gibi kalırsın. Bu çok önemli. Rengini koruyor. Tabii rengini önemli. Koruyor. Bir de ucunda kırıklar olmaz. O terapide. İnsanlar bunu aldığı zaman şimdiye kadar neredeydin diyor. Tamam iyi güzel de üstüne okuduğun zaman içinde ne olduğu yazıyor zaten. O terapide okuduğun zaman içinde ne olduğu yazıyor. Bana 4 yıkandıktan sonra telefona saçın nasıl oluyor bakarsın. 4 tane haftada 2 mi yıkıyorsun, 1 mi yıkıyorsun? Nasıl oluyor bakarsın. Yani bunu niye söylüyorum biliyor musun? Her gün sprey, her gün maşa, her gün boya. Bizim bu saç ne yapar? Soruyorum size. Saç vallahi ben açık konuşayım artık izleyicilerle, aile gibiyiz. Hep bana şey derler, bizim evin kızı. Ben krepe yaptırıp geliyorum. Benim artık zaten saçım zaten. Şimdi arada söyledim, Leyla Hanım'a gideceğim sağ olsun. Benim bayağı döküldü saçlarım. Hocam 10 senedir yayın yapıyorum artık ben de. Her sabah, her sabah, her sabah. Şimdi bak, bir de kullandığın şampuan çok tabii, önemli. Tabii o da önemli. Yani şampuan saç çıkarmaz. Ama saçın derisini onarize ediyorsa o şampuana tabii saygı duyuyorum, onu çıkarana, onu yapana. Onu kullandığın zaman zaten öbürlerine farkı görüyorsun. O terapi şampuanı. Şimdi efendim şöyle bir şey var. İnsanların hepsi mutlaka bir şeyler yapıyor, bir şeyler sunuyorlar. Ama benim için önemli olan bilin ne biliyor musun? O başka ürünleri kullanıp da gelen insan benim için daha önemli. Neden biliyor musun? O farkı gördüğü zaman kendi inanmıyor. Tabii. Kendi inanmıyor. Niye inansın ki? Niye inansın? Ben şunu aldım sizden. Şunu kullandım. Bir ayda bak haline. Bir senede bak. Mesela saçı dökülen insan. Ben 80 küsur yaşındayım. Maşallah. Bak kafamda saça bak. Ayda bir kere bakım yaparım. Ben ayda bir kere bakım yapamaz mıyım kendime? Ayda bir kere. Ama nedir? Dökülmeden evvel yapıyorum. Deride sorun olmadan yapıyorum. Tarlayı besliyorsunuz. Tabii. Tarlayı, sizin tarlanıza hep böyle verimli verimli gübre korsan, onu korsan, bunu korsan ne olur? Bakımlı olursun. Doğru. Yüzün de öyle. Saçın da öyle. O bakımlı olmak için, hanımefendi ben bütün insanlar için konuşurum. Hanımlar için konuşurum. Bizim Türkiye'deki hanımların %90'ı en son kalanını kullanıyorlar. Kendilerini en sona bırakıyorlar. Evet. Çocuğu önde, kocası önde, evi önde, doğru, işi önde. Her şey mesleği önde ama en son kalanını kendi kullanıyor. Yazık ama. Çünkü o insan sosyal bir yaşamı var ama bunun bilincinde olan da var. Tabii ki. Hani tabii entel olanlar, hakikaten daha aydın olanlar özellikle bakım yapıyor. Bakım yaptığı zaman kalıcı oluyorsun. Kalıcı oluyorsun. Şimdi siz saçınıza bakmasanız, yüzünüze bakmasanız, elinize, boynunuza bakmasanız, ben sizin dışı görüyorum. Sizin yediğinizi görmüyorum ki. Şu çocuğa bak. Mesela bu saç kıran. Böyle parça parça dökülüyor. Tam dökülmüş olan var. Bunun başı akıyor. Bu daha hiç körpe. Başı akıyor. Bu hayatının sonuna kadar aynı saçı görecek mi? Aynı hastalığı görecek mi? Hanımefendi, şimdi bunları söylerken bir taraftan da üzülüyorum. Niye üzülüyorum biliyor musun? İnsanların sömürüldüğünü üzülüyorum. İnsanların gerçek yeri bulamadığını üzülüyorum. Doğru. Ha. O zamana kadar adam gelmiş bana diyor ki Leyla Hanım iki tane daire parası gitti diyor. Bu vücutumdan bıktım diyor. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum ki. Bilemiyorsun yani. Tabii. Bilemiyorsun. Ama geldikçe en son ne oluyor biliyor musun? İnsanlar birbirine söyleyerek geliyor. Tabii en önemlisi o aslında. En önemlisi o. O söyleyerek gelen insan daha sormuyor. Ben size diyor 4 sene evvel gördüm ama diyor, inanmadım ki diyor. Leyla Hanım televizyonda o kadar çok şey var ki diyor. Hangisine inanacaksın diyor.
bazen diyor alıyorsun kullanıyorsun, Allah kahretsin buna mı verdim parayı diyorsun diyor. Onun için diyor 4 sene evvel gelseydim bu kadar olmayacaktı diyor. Ama diyor tanıdığım diyor gelmiş diyor. Arkadaşı söyledi bana diyor. Hiç gözüm kapalı bakmadan da girebilirim diyor. Şimdi efendim bir de şu var. Çok konuştum galiba. Hayır saç çok üzerinden. Güzel gidiyor. Şimdi insanlar nasıl bakımlı olurum? Nasıl mesela şöyle söyleyeyim. Hani bir hastan olur. Allah gecinden versin. Bir yakınını kaybedersin. Bir ay evvel gördüğün insanı bakarsın ki yüzü çökmüştür. Tabii. Yani bu hemen bir ayda yaşlanmadı ki. Ama o yorgunluk, o üzüntü yüzüne yansır. Hiç maske kullandın mı? Ben mi? Doğal maske. Kullandım. Kullandın. İyi olmuş kullandın. Ben size, doğadan yapılmış bir maske vereceğim. Doğadan. Tamam. Tabii. O doğadan aldığım an dedim ya ben Allah'ın eczanesini kullanıyorum. Kil de şöyle buydu değil. Yani onu kullandığın zaman tek kullanmaya bana telefon et. Tamam. Hatta yayından söyleyeceğim. Şimdi yayında söyleyeceksin de ne var biliyor musun? İnsanların böyle yüzünü tuttuğun zaman yumuşacık. Sanki şöyle kalkıyor. Ha. Yayından sonra bakın bana da hocam. Ama ben bazısına diyorum bir de benim yüzümü tut. İçinde bir şey yok Leyla Hanım. Nasıl güzel. Kas yapıyor kas. Üstündeki deriyi topluyor. O deriyi topladığı zaman onun bir toniği var. Tonikle sil. Onu üstüne koy. Kuruduğu zaman yıka. Arkasından da bir tane bitkisi var. Krem bitkisi. Sür bana telefon et. Veyahut da arkadaşına git. O yüzün için ne söylüyor sana? Özellikle ben bunu yapıyorum verdiğim insanlara. Diyorum tabii, ki sizi, bir hafta görmeyen, iki hafta görmeyen arkadaşınıza gidin diyorum. Leyla Hanım ondasın diyor. Kocam bile bana dedi ki diyor. Botoks mu yaptırdın yüzüne dedi diyor. Şimdi millet botokstan kaçıyor ya. Evet. Dedim ben hani öyle de olsa böyle de olsa botoks yapılmış insanlar belli oluyor. Ama dedim kullandığın zaman ne oluyor biliyor musun? Doğal olarak cilde nasıl spor yaptığın zaman kasların ve o yumuşak etler kasa dönüyor, sertleşiyor. Aynısını yapıyor. Evet. Aynısını yapıyor. Bilhassa boynunda. Boyun çok çabuk şey yapar. Kırışır ki boyun. Tabii, evet. Boyun. Onu sürdüğün zaman şöyle sürüyorsun zaten. Öyle sürdüğün zaman, yıkadığın zaman cildin seviyorsun. Evet. Bir Leyla Hanım'ın ellerini gösterelim ya gerçekten. Benim ellerime çok taktım. Evet ama. Benim ellerim yaşlı ele. Bilmiyorum nazarım değer mi değmez inşallah ama. Şimdi bunu böyle yine ben gösterdim. Ben tabii ki kızınız yaşındayım valla. Ben şimdi bir size baksınlar bir de bana baksınlar mı? Şimdi maşallah. Ellerimi şöyle gösterdiğim evet. Zaman insan inanmıyor ki. Neden inanmıyor biliyor musun? Her yerden oynanır da ama elle oynanmaz. Evet, elde şey yok. Elde şey. Bazı insan elini yüzüne götürür. Abi bakarsın ki yüzü kadar genç ki eli yaşlı. Eli yaşlı. Yani şöyle yaptığın zaman elin yaşını görürsün. Niye diyorum? Ben doğayı kullanıyorum. Ben Allah'ın eczanesini kullanıyorum. Bitkinin derman olmadığını kimse söyleyemez. Ama o bitkiyi derman haline getirmek. O da çok önemli ama. Tabii. Hanımefendi şey alıyorsun. Esas önemlisi o. Ha, mantar alıyorsun. Bir mantar karışı içine zehirleniyorsun. Esas o insanın cildine veriyorsun. Görsel çok önemli. O insanın yüzündeki akne setini alıyor. Önce sivilce geçiyor. Sonra sivilcenin izleri geçiyor. Sonra delikler geçiyor. Hayatının sonuna kadar pırıl pırıl bir cilt. Onu da gece koyuyor, gündüz de koymuyor. Evet. Yani diyeceğim, bitkiyi kullandığın zaman anlarsın. Ne kadar konuşsan boşuna, ne kadar anlatsan boşuna. Anca onu kullanan insanlar, kısmet olursa telefon edeceğim. Bazı bir iki kişi getireceğim size. Tamam, ben çok memnun olurum. Onlar yaşayan insanlar. Ben de bunu isterim hani. Çünkü izleyicilerim hani gerçekten bizim programı çok sevip beğeniyorlar ve Türkiye'nin her yerinden hatta yurt dışından siz de biliyorsunuz izleniyor. Biliyorum. Çünkü hep sizin gibi değerli işinin ehli insanlar geldiği için. Ben de isterim tabii ki gelip gösterelim. Şimdi bak bir tane bir hanım getireceğim. İki tane kızına ne denmiş? Unun ağzından duy. Tamam. O kızlar
ne halde şimdi? O annenin ağzından duy. Bu çok önemli. Çok önemli. Neden biliyor musun? 16-17 yaşında kızlara siz kel kalacaksınız diyebilir misin? Mümkün değil. Nasıl mümkün değil? Ellerinde raporu var bir de. İşte kız onu nasıl kabullenecek? Ha, mümkün evet. Olmayan o denir. O çocuğu psikoloji gider. Aile psikoloji tedaviye götürüyordu. E tabi. İşte o anneyi getireceğim. Tamam. Allah kısmet ederse. İnşallah. Şimdi efendim bunları anlatıyoruz da hep bana gelme değil. Bana 5 tane rahatsızlığı olan egzama, sedef, saç kıran, vitiligo, liken. Vitiligo biliyorsun pigmentler ölüyor yani. Evet. Böyle hayvanlar nasıl alabulu oluyor, insanlar da alabulu oluyor. Bunu gelen insan bana diyor ki geçecek mi diyor. Aktıktan sonra görüşürüz diyorum. Ama akmadan evvel asla geçmez. Evet, şimdi mesela ekran başına yeni gelen izleyiciler akıntı ne diyecek? Şu kulak arkasından. Şimdi kulak arkasından akıntıyı şöyle kulak arkasından gelir. Bazısının göğüs altından göğüs gelir. Altında. Tabii göğüs altından. Göğüs altından gelen şanslı. Kulak arkasından gelen yine kapatmaya çalışıyor. Neden? Gece gelir, gündüz gelmez. Gündüzün sokağa çıkarken kaş kolundan falan kapatıyor. Hani kimisi 5 hafta sürer, kimisi 1 yıl sürer. O 1 yıl süren elin böyle götürdüğün zaman, ıslandığı zaman anlarsın. Evet. Öbürü de Leyla'nın havlu sapsarı oluyor diyor. Gece akıyor çünkü gündüz akmıyor. Havlu sapsarı oluyor diyor. O kulak arkasından akan sivilceyi sıktığını bunu herkes bilir yani. Sivilceyi evet. Sıkarsın içindeki ifrazatı çıkar. Arkadan zamp gibi su gelir. Evet. O zamp gibi su gelir. O geldikten sonra o insan bir daha ömrünün sonuna kadar o sorunu yaşamaz. Yok öyle bir şey. Yani bitkinin bu güzelliği var. Yani ya bir ameliyat olursun, keser atarsın. Doğrudur. Bir de ilaca bağımlı kalırsın. O çok acı. Evet. O çok acı. Bitkiyi koyduğum her insan saçı, cildi, kremi, tüyüsü, aknesi, efendime söyleyeyim, maskesi sürdü. Böyle sür, ondan sonra resim çek bana gönder diyorum. Bu kadar mı değişir bir insan? Yani etkili. Cildi o kadar güzel. Tüy seti. O çok önemli. Şimdi yaz da geliyor. Bir de ben bir şey soracağım. Mesela evet. Çocuklar var. Çocuk dediğimiz okuyan çocuklar var. Ortaokul, lise. Bazıları o kadar tüylü ki çocuk yani dalga bile geçiliyor. Evet. Onlar da kullanabiliyor değil mi? Tabii o çocuk küçük çocukları. Hı-hı. 6 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında. Anne onu getiriyor. Bir kere bende görüyor. Hı-hı. Bir daha getiriyor bir hafta sonra. Onu da görüyor. Bir daha ömrün sonuna kadar gelmesin. Bir sene sonra çocuğun da tüy görürse ben bir daha buraya gelmem. Çıkmam. Bir sene sonra. Ama hiç tüye dokunmuyorsun. Çünkü çocuğun zaten bir tüysünü alsan ciyak ciyak bağırır. Yani dayanamaz o almaya. Hiç normal sürüyorsun. Erkekleri de öyle. Normal tüyün üstüne sürüyorlar. Normal tüyün üstüne sürdükleri zaman haftada bir peelingi var. Onu yapsınlar. Onu yaptıktan sonra mesela diyelim ki erkekler 3 ay sonra karşıma çıksın. O çocuklar 1 ay sonra karşıma çıksın. Aradaki fark. E tabii. O inceldiğini görüyor, tüyünün kaybolduğunu. Tüy renk değiştiriyor. Tüy renk değiştiriyor. Tüy inceldikçe, verim düştükçe tüy gözükmez oluyor. En güzel o. Evet. Yani bazı yerlerde tüy bir şeyi diye dekler satarlar. Hamam otu. Çoğaltıyor onlar tabii. Daha çok. Çoğaltıyor evet. Yani bir kökten 3 tane çıkar. Evet. 2 tane çıkar. Onu alan kullananlar geliyor bana. Ben tüyünü sizin ister al ister alma hiçbir şey yapma. Tüyün üstünde kalarak tüyünün kuruduğunu görüyorsun. Yani verim düşüyor. Mesela kıl dönmesine de etkili sanırım. Efendim? Kıl dönmesinde. O şimdi, da çok karşılaşıyor. Kıl dönmesi ekseriye bikini kenarlarında olur. Ekseriye bacaklarda olur. Yani tüy çıkarken derinin altından çıkar. Kimisi onu iğdiğinden çıkarır. Evet. Kimisi kıl dönmesinden daha başka tedaviye gider. Onu sürsün. 2 kere, 3 kere, 5 kere her neyse. Haftada bir o dediğimi yapsın. Hayatının sonuna kadar kıl dönmesi olursa ben bir daha televizyona çıkmam. Çıkmam. Çünkü neden? Yaşa.
Ben bazen derim ki bana inanma, beni yaşa sonra konuş. Beni yaşa. Çünkü sizin, benim veyahut da benim gibi, sizin gibi olan insanlar para kolay kazanılmıyor. Ama 3 kuruş, ama 5 kuruş. Evet. O paramın boşa gittiğini istemem. Bir de boşa giderken söylenenin %1'i bile çıkmıyor. %1'i çıkmıyor. Ama ben ne diyorum? Bana geri dön. Özellikle geri dön. O insan geri döndüğü zaman, bazı insanlar çok tabii şey olduğu için zor kabul ediyor. Geliyor, bir ay, 2 ay sonra geliyor. Hasbelkader yolu düşüp geliyor. Hani gelecektin, neredesin? Leyla'm utandım, kusura bakma diyor. İyi mi? Yani bu da güzel bir şey. Tabii. Utandım diyor, kusura bakma. Çünkü alırken o hep böyle acaba diye aldı. Acaba bu da mı öyle, bu da mı öyle diye aldı. Her neyse. Yani. Onlara da hak veriyoruz. Tabii, onlara hak vermem. Niye gelmedin dediği zaman, Leyla'm kusura bakma, gerçekten yüzüm tutmadı, utandım diyor. Bu da güzel bir şey. Mesela gençlik, genç kızlarımız hep yüzüne bir şey sürerler. Evet. O yaşta sürülür. Tonik var, bidonların kremi var. Bir kere alsın. Bir kere aldığı zaman size telefon etsin, sizde konuşan hanımın bunu aldım, böyle böyle kullandım diye. O toniği verdiğim insan Leyla Hanım, olmaz böyle bir şey. Bu mucize diyor. Çünkü toniği sürdüğün zaman, şöyle söyleyeyim, insanların yüzünde delik olur. O deliklerde siyah nokta olur. Evet. Onu gider sıktırırlar. İz kalır ya da delik büyür. Hanımefendi, onu sıktıkça, yani tırnağın daha ete benzer onu. Kestikçe yine gelir, kestikçe. Sıktıkça dolar yine gidersin. Sıktıkça dolar yine gidersin. Bir gün bakarsın ki o süzgeç gibi olmuştur o delikler. Bazı insanların burnunda, evet, şuralarında vardır. 6 ay sonra yüzünde delik kalan insan varsa ben bedava vereceğim. 6 ay sonra. Bu kadar da net. Tabii. Yani o delik nasıl kapanıyor? O delik nasıl yok oluyor? Nasıl etin sıkıştığını görüyorsun? Evet. Bir telefonları hatırlatalım. Bir de ben şampuanlara çok önem veriyorum. Çünkü tamam, herkes yani evinde şampuan, aslında bütün belki de saçları döken kimyasal madde içerikli o şampuanlar. 0212 625 58 33. Ekranların altında yazıyor. 0212 625 58 33. Leyla Hanım'a görüşmek isteyenler, sormak isteyenler Sağlıklı Yaşam arayabilir. Şimdi şampuan. Şimdi efendim şampuan. Bir şampuan vardır. 5 numaradır o. Menengiç'le beraber verilir. Evet. Menengiç nedir? Sabundur. Nedir? Menengiç kahve olur. Menengiç yenilir. Şimdi o menengiç sabununa nasıl mesela vücutuna sabunu sürdüğün zaman lifle sürüyorsun. Evet. Lifle sürüyorsun. Yani sabunu sürmüyorsun. O sabunu başına sürdüğün zaman, saçından böyle oğduğun zaman bu saçın derideki ölü deriyi alıyor. Bu çok önemli. Ölü deriyi alıyor. Bir sabun yaparsın, 2 sabun yaparsın. Arkasından şampuan. Bir vardı tedavi edici şampuan, 5 numaradır. Onu alırsın. Onu aldığın zaman saçı dökülen insan alsın. Neyse, daha açılmamış ilk dökülen insan. Bir ay sonra bana telefon etsin. Bir ayda ne kadar yıkacak? 3 mü yıkacak? 5 mi yıkacak? 6 mı yıkacak? Yani herkesin şey etmesine göre. Bir ay sonra size telefon etsin. Saçı her zaman için yapılı, fönlü, boyalı olan terapi şampuanı bir tanedir. Başka yok zaten. Evet. Türkiye'de de tektir. Terapi şampuanı. Alsın. Terapi şampuanı aldığın zaman krem istemez başına. O çok önemli tabii. Krem istemez. Boyalı saç. Ucu kırık olanlar ucunu kestiriyor. Dikkat et. Evet. Ucu kırılıyor, kuruyor diyorlar. Boyalı saç, kuruyan saç. Al, kullan. Özellikle ben size söylüyorum bunu. Nasıl olsa saçın boyalı, hep bakımlı oluyorsun. Onu kullan, ben bir daha geldiğimde onu konuşuruz. Evet. Bu çok önemli ama. Tabii ki çok önemli. Yani insanlar illaki yani saçım dökülsün, illa hasta olup da doktora gideceğim demek. Yok öyle bir şey. Ben daha evvel bir kadın 40'a kadar, 30'a kadar depodan kullanır.
40'tan 30'dan sonra depo biter. Evet. Depo biter. Bütün kadınlar için diyorum. Erkekler için demiyorum. Çünkü erkeklerin kusuru da olsa kabul ediliyor. Benim görüşüm, benim yaşadığım. Doğru, doğru. Tabii. Kadınlar hep bakımlı, güzel olmak zorunda. Kadın bakımlı olması lazım. Yani bir insanın güzel olması için boya değil. Boya değil. Boyalı olmak değil. Boyasız güzel olabiliyor musun? Boyasız bakımlı olabiliyor musun? Benim nasıl olmam. Fiziğine önem veriyorsun? Yani önemli olan o eti hep bu şekilde tutmak. Muhafaza onu yaşlandırmamak. Evet. Bu çok önemli. Evet. Bu çok önemli. Hocam, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Keşke haftada bir gün bana gelseniz. Çünkü çok değerli bir insansınız. Çok da güzel şeyler anlatıyorsunuz. Sağ olun. Şeref verdiniz diyorum. 0212 625 58 33 biraz Leyla hocamızı telefonlar çok yoğun olduğu için şimdi ben bir kahveyle kandıracağım. Biraz daha bekleteceğim. 0212 625 58 33'ten sağlıklı yaşama ulaşabilirsiniz. Yarın kış hastalıklarını konuşacağız. Soğuk algınlığı, grip, nezle, zatürre gibi. Mutlaka bizi izleyin diyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Beni...